Ben hep söylüyorum bu tip durumlarda vatandaşımız hiç heyecanlanmasın. Türkiye'de hukuk tesis edilmeyecek, Türkiye'de ekonomi düzelmeyecek. Aynı süreç devam edecek diyebiliriz. O siyasilerin hesaplaşmalarının bir sonucu olarak izliyoruz. Yani bizim yöneticilerimiz bizim ülkemize itibar suikastı yapıyor. Bu işin özeti bu top gibi sekiyor ortalıkta. Ülkemizi öyle bir hale getirdiler ki ülke top gibi bir o duvara bir bu duvara. FETÖ ölse mezarın nerede olacağını hiç kimse bilmeyecek. Bunu ben baştan söyleyeyim. Başkan merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim başkanım. Çok teşekkür ederim. Başkanım bugün Anayasa Mahkemesi'nde ilginç kararlar gördük. Anayasa Mahkemesi görevini hatırladı diyebiliriz. Çok önemli özellikle iki karar vardı. Bir tanesi Merkez Bankası ile ilgili. Merkez Bankası başkanlarının görev süresi dolmadan de değiştirme, görevden alma etkisini iptal etti Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve ayrıca yine üniversitelerle ilgili bir karar vardı. Rektör atamalarına ilişkin, rektörleri Cumhurbaşkanı'nın atamasına ilişkin kararı da iptal etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Anayasa Mahkemesi enteresan ve iddialı çıkışlar yaptı. Tabi akıllara Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce söylediği ben Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyorum. Saygı duymak zorunda da değilim gibi çıkışları vardı. Şimdi bu olayda 3-4 farklı ihtimal var. 3-4 farklı ihtimalin bir tanesi şu. Bildiğimiz gibi yargı üzerinde siyasilerin birbiriyle hesaplaşması var. Yani Anayasa Mahkemesi üzerinde eğer MHP kanadının bir gücü varsa, ki muhtemelen bir gücü vardır, bunların bir yaptırımı olabilir, bir dirsek göstermesi olabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği sürecini hızlandırmak için bir kavga ortamı oluşturma, bir problemli ortam oluşturma niyeti ayyuka çıkmış olabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı hem MHP'yi bir köşeye sıkıştırıp hem anayasa sürecini hızlandırıyor olabilir. Öte yandan bir ihtimal de şu var, Merkez Bankası, ile ilgili alınan karar önemli bir karar çünkü. Böyle batıya, Avrupa'ya, Amerika'ya, küresel sermayeye bakın burada demokratik bir ortam var. Merkez Bankası Başkanı'na da karışmayacağım. Nasıl ki Maliye Bakanı'na karışmıyorum. Siz istediğiniz Mehmet Şimşek'e getirdim. Siz istediğiniz ben Merkez Bankası'na da dokunmuyorum gibi bir mesaj çabası olabilir. Şimdi bu seçeneklerden biri, ikisi, üçü hepsi ihtimal dahilinde masada. Ama hangisinin olduğunu veya hangilerinin olduğunu okumak biraz niyet okumak olur. Biraz falcılık olur. Çünkü erken şimdi tepkileri görmek lazım. Ama bunlardan biri olduğu veya birkaçı olduğu bence yüksek ihtimal dahilinde. Buradan tabii muhtemel refleksi olacak. İşte darbe girişimi, hukuka demokrasiye karşı atılmış bir adımdır bu. Seçilmiş Cumhurbaşkanı rektör atamayacaksa, seçilmiş Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nı işte başkanını belirleyemeyecekse o zaman Anayasa Mahkemesi'ndeki 10 kişi mi belirleyecek, işte 12 kişi mi belirleyecek, bu mu daha demokratik falan filan gibi. Yani biliyorsun hukuk çoğunluğun istediği şey olmak durumunda değil veya çoğunluk bir şey istediği hukuk bunu emretmez. Hukuk kanuniliktir, kanunda olan şey geçerlidir. Dolayısıyla burada bir tartışma başlayacak. Bu da aynı zamanda hani o ihtimallerden biri olan işte kanunların değişikliği, anayasanın değişikliği sürecini hızlandırmak için adımlar gibi gözlemliyorum. Ama cesur adımlar dediğim gibi bu cesur adımların sonuçlarını süreç içerisinde göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Bence çok uzun sürmez bu iş. Yani artık bugün, yarın, ertesi gün anlamaya başlarız neler olduğunu. Çünkü eğer bir hamle ise Cumhurbaşkanı'nın karşısında duran veya onu bir yere itmek, bir yere çekmek isteyen birilerin hamlesi ise e buna bir reaksiyon verilecektir. Veya işte eğer anayasa değişikliğine ilişkin bir hızlandırma çabasıysa ona başka bir reaksiyon verilecektir. Veya dışarıya karşı bir mesajsa ona daha hafif bir reaksiyon verilip iş karşıya geçirilecektir gibi. Hani birkaç gün içinde biz bunun mahiyetini anlarız, algılarız. Ama ben hep söylüyorum bu tip durumlarda vatandaşımız hiç heyecanlanmasın. Bunlar vatandaşla ilgili şeyler değil ya. Vatandaş hiç etkilemeyecek. Türkiye'de hukuk tesis edilmeyecek. Türkiye'de ekonomi düzelmeyecek. Aynı süreç devam edecek diyebiliriz. O siyasilerin hesaplaşmalarının bir sonucu olarak izliyoruz. Evet. Yani zaten bu kanun diyelim artık Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı atayamayacak ya da görevden alamayacak diye anlıyorum ben şeyi. Görevden affını talep edebileceği bir <laughs> atarsa zaten <laughs> sorun çözülüyor. Hem o var hem de görevden affını istemek bir de bir kurulu var biliyorsun kurul var. Yani kurul kararıyla başkana belki mobbing uygulanabilir falan. <laughs> evet. Ya yani ben normalde prensip olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığı hususunda hani çok şeydir sloganik bir ifadedir. İşte Merkez Bankası bağımsız olmalı. Bence Merkez Bankası devletle bağlı olmalıdır. Ben böyle bakan ekonomiyi böyle okuyan biriyim. Ama şu anda bağımsız olması, hükümetle bağlı olmasından daha hayırlıdır diye düşünerek çok ses çıkarmıyorum. Yoksa bana sorarsan yani hükümetten bağımsız Merkez Bankası e nasıl olacak bu iş? Yani devlet vatandaşın ama devletin parası birilerinin gibi bir şey oluyor. Bu da aslında mantıksız bir düzen ama şu anda hükümet çok problemli bir hükümet olduğu için bağımsızlığı iyi olarak algılanabilir. Evet başkanım. Son biz bunu değerlendirmemiştik. Program çekmedik başkanım. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme. Bu Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı. Hakkari Belediye Başkanının takım davalarından dolayı belediyeye valilik kayyum olarak atandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani bu kayyum olayı biliyorsun Türkiye'de sürekli gündeme gelen bir durum. Ben terörle iltisaklı, teröre yakın hiç kimsenin bir belediyede olmasını, bırak sokakta gezmesini bile kabul etmem. Yani hak var, hukuk var, kanun var, nizam var. Yani bir adam terörle yakınsa Zaten bırak seçmeyi, seçilmeyi. Adamın yeri belli. Ama Türkiye'deki sorun şu. Şimdi bizim bir YSK'mız var. Yüksek Seçim Kurulu. Ve bizim YSK'mız nasıl bir veri tabanı ağı varsa insanlar ne oluyor? Şimdi vatandaşımız bu konuda bilinçlensin. Ben seçimden önce gidiyorum. Bir parti olarak veya bağımsız bir kişi olarak YSK'ya başvuru yapıyorum. Diyorum ki Hüseyin Baş işte İstanbul 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı. İzmir 2. bölge şuradan milletvekili adayı veya Tunceli, Çemiş Gezek'ten belediye başkan adayı. YSK'ya gidiyorsun bildiriyorsun. Yani bir başvuru yapıyorsun. Ve bununla birlikte vermen gereken evraklar var. Bu evrakları da teslim ediyorsun. YSK'da sana bakıyor. Senin aday olmana ilişkin, aday olmanı engelleyecek herhangi bir durumun var mı? İşte buna yeterliliğin var mı? Diploman var mı mesela? <laughs> Önemli bir şey. Mesela Cumhurbaşkanı olmak için üniversite diploması gerekiyor. İşte 40 yaşını geçmiş olman gerekiyor. 40 yaşını geçtim gibi denetliyor. Ve bunun sonunda diyor ki sana senin seçilmende bir engel yok ve sen aday olabilirsin diyor. Sonra şimdi Türkiye'de enteresan özellikle bizim Güneydoğu bölgemizde nedense seçilmesinde engel görülmeyen, mahsur görülmeyen adaylar çıkıyorlar, aday oluyorlar. YSK bunları aday yapabiliyor. Sonra seçildikten sonra hükümet yargı yoluyla bunların görevden el çekmesine hükmediyor. Ve bunları görevden el çektiriyor. Şimdi bak tekrar ediyorum. Terörle iltisaklı adamın zaten bırak seçme seçme yeri belli. Yani kayyum olmalı mı olmamalı bu konusu başka bir şey. Ülkede hükümet kendi eliyle kriz oluşturuyor. Bak sorun burada bu. Yani hükümet önce buna müsaade ediyor ki biliyor. Yani bunun anketi var, işte sosyal tabanı var, ortamı var. Siz yıllardır siyasetin içindesiniz. Ya Hakkari Belediyesi'nde kimin kazanacağını az çok tahmin ediyorsunuz. Dolayısıyla Hani bu şey değil ki X parti Hakkari'de aday çıkardı. Sürpriz belediye başkanı oldu. Bizim de gözümüzden kaç diyeceğim bir şey değil ki. Kim olduğu belli bunun. Parti belli. Bu muhtemelen seçilecek. Yani seçilme yeterliliği olmayan, seçilmemesi gereken bir kişiyi seçtiriyor bilinçli olarak. Sonra gidiyor ona kayyum atıyor. Ve daha sonra dünya kamuoyunda ne bakılıyor biliyor musun? Türkiye hukuksuz bir devlet gözüyle bakılıyor. Şimdi Irak'a girdi Amerika. Suriye'ye girdi, Libya'ya girdi. Ne diye girdi? Demokrasi getireceğim diye girdi. Giren kuvvetlerden biri neydi? İngiltere mesela. İngiltere Orta Doğu'ya demokrasi getirmek için NATO güçleriyle beraber Orta Doğu'ya geldi. İngiltere neyle yönetiliyor? Monarşiyle. Yani monarşiyle yönetilen adam bana demokrasi getirmeye gelecek. Orta Doğu'ya demokrasi getirmeye geliyor. Neydi buradaki hep şey? Slogan, parantez içindeki ifade Buralarda demokrasi yok, buralarda hukuksuzluk var, buraların insanına hukuk getirmemiz lazım diye oralara girdiler. E şimdi Türkiye öyle bir zemine çekiyor ki bu hükümet bilinçli olarak kendi eliyle kendisinin müsaade ettiği seçilmiş insanlara sonra gidiyor kayyum atıyor. Ya bırak içeride biz tartıştık ettik gittik atanır atanmaz bu adam belediye başkanlığı yapabilir yapabilmez hukuk müsaade eder etmez bu başka bir durum. Bak bu bambaşka bir durum. Öte yandan dünya kamuoyunda sana burada hukuksuzluk var. Yarın belki de bu antidemokratik ortamı bizim düzeltmemiz lazım. Buraya demokrasi getirmemiz lazım diyecek bazı şer odaklarının önünü açacak hamleler yapıyorsun. Bana sorarsan bak ifadem şudur. Bir belediyeye kayyum atanabilir mi? Hukuken atanabilir. Bu zaten yaşanan bir durum. Bir vaka. Peki bir belediyeye kayyum atayarak toplumsal düzeni rahatsız eden ve dışarıdan bakıldığında demokrasiye, hakka, hukuka sığmayan şeyleri bir ülkenin yöneticisi yapabilir mi? Buna zemin hazırlayabilir mi dersen bu ülkesine apaçık bir itibar suikastidir. Yani bizim yöneticilerimiz bizim ülkemize itibar suikasti yapıyor. Bu işin özeti budur. Ha öte yandan işte bu adam kötü müdür midir? Ya ben yolda görsem tanımam. Yani ben adamla ilgili nasıl bir fikir beyan edebilirim? Bir de bu var çok meşhur. Hukuki olarak değerlendirelim. Ya belediye kayyum atanabilir. Yani bunun hukuki bir değerlendirme ihtiyacı yok. Evet olabilir bu. Bir belediyeye, bir şirkete, bir yere kayyum atanabilir. Bir adam kötü olabilir mi? Olabilir. Ama ben tanımadığım, bilmediğim bir adamla ilgili nasıl bir yargıya varayım? Ben olaya siyasi ve hukuki düzlemde bakıyorum. Ve diyorum ki sen kendi eline kriz oluşturuyorsun. Ve 20 yıldır bu ülkede kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda demokrasi olmadığına dair bir işaret fişeği atıp duruyorsun ve bu ülkeyi dış güçlerin demokrasi müdahalesini açık hale getiriyorsun. Bu ülkene yaptığın bir itibar suikastidir. Bunu yapmaktan artık vazgeçin. Bir adamı belediye başkanı seçtirip kayyum olarak atacaksanız üzerine o adama YSK'dan seçilme onayı vermeyin. Bir başkasına aday göstersinler. Onlar da gitsin seçilsinler, belediyesini yönetsinler. Problem yok. Evet, çok doğru. Yani terörle ilgili yargılaması olan belediye başkanı adayı olamazsınız. Bir yasaya bakar bu. Bu kadar. Bu kadar. Nitekim evet. seçimden hemen sonra Van'da bunlar yaşandı. Daha sonra ne oldu? Geri alındı karar. Şimdi onu da izleyeceğiz. Belki karar da geri alınacak. Belki bambaşka bir siyasi kriz oluşturdular. Yani anlatabiliyor muyum? Ya milletin, vatandaşın üzerinde tepiniyorlar yani. Olay bu kadar basit. Biz de bu siyasilerin ikballeri için, bu siyasi, kendimi ayırıyorum bunlardan. Bunların ikballeri için vatandaşımız birbirine düşüyor. Düşmesin vatandaşımız. Ya bunlara değmez. Hakikaten bunlar için hiçbir şey yapmaya değmez. Evet başkanım gerçekten öyle. Hakan Fidan'ın bir açıklaması oldu başkanım. Biraz dış politika konuşalım isterseniz. Evet. Birikse e... girmek istiyor. Evet. Birikse iyi olmak istiyoruz dedi. Hatta evet. Birikse toplantısında katılacağını <laughs> ifade etti. Önümüzdeki haftalarda. Şimdi şöyle top gibi sekiyor ortalıkta. Ülkemizi öyle bir hale getirdiler ki ülke top gibi bir o duvara bir bu duvara. Şimdi ben prensip olarak Birikse makul gören bir düşünce yapısındayım ki Birikse önümüzdeki 20 yılın hem ekonomik, hem sosyal, hem e, hukuki anlamda dünyanın geleceğine yön verecek bir organizasyon. E, gittikçe hızla büyüyen, hem ekonomik gücünü arttıran, hem fazla devletlerin katılım gösterdiği, katılmak istediği bir organizasyondan bahsediyoruz. O tek kutuplu dünya düzeni dediğimiz... Avrupa-Amerika ekseninde dönen dünyaya karşı güçlü bir alternatif bunu biliyoruz tam koyduk cebimize. Birikse girme talebi makul müdür? Makul bir taleptir. Burada da bir problem yok. Ama şöyle bir problem var. Siz bir taraftan Avrupa'ya gidip, aa ben burayı çok beğendim, Avrupa Birliği'ne gireceğim deyip, öte yandan Asya'ya gidip, aa ben burayı da çok beğendim, birikse gireceğim deyip. Sonra ülkenize dönüp bütün Doğu'yu kendi ülkenize sokup bir sonuç elde etmeye çalışıyorsanız siz bizi uyutuyorsunuz. Siz bize dalga geçiyorsunuz. Ya yani böyle bir şey olmaz. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülke BRICS'e girmek istemez. Çünkü olmayacağını da bilir. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Rusya'nın çıkıp ben NATO'ya girmek istiyorum demesi gibi bir şey. Yani olabilir mi? Ya yani Rusya NATO zaten NATO Rusya'ya karşı kurulmuş. Ve Rusya diyor ki ben NATO'ya gireceğim. E Birx, Avrupa Birliği'ne ve Amerika eksenindeki dünyaya karşı kurulmuş bir yeni dünya düzeni. Sen bir yandan Avrupa kapısında 50 sene ülkeni uyutuyorsun. Öte yandan da çıkıp diyorsun ki ben 1 e gireceğim. Bak ben 1x'e girme taraftarıyım. Tekrar altını çizeyim. Ama bu politikalarla dünya kamuoyu senle ancak dalga geçer. Bırak 1x'e girmeyi, Avrupa'ya girmeyi. Dünya kamuoyu sizle dalga geçmeye başlar. Bir yandan Avrupa'ya gireyim, bir yandan 1x'e gireyim, bir yandan bütün Orta Doğu'yu içeri doldurayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Bu olmaz. Yani Şimdi çok basit bir şey, ben sayın dışişleri bakanına sorarım, derim ki, Birikse üye bir tane Avrupa ülkesi var mı? Daha geri gidelim. Mesela Avrupa Avrupa Birliği'ne girmiş olmak bizim için bir ideal, değil mi? Yani ülke için, bizim için derken benim öyle bir idealim yok ama ülke için bir ideal. Tamam, gerçekliklerle konuşalım. Birikse üye bir tane NATO ülkesi var mı? Yani gidiyorsunuz, diyorsunuz ki biz Birikse girmek istiyoruz. Birikse NATO ülkesi yok. Nasıl olacak bu? Dolayısıyla. Vatandaşı uyutma. İşte güya bu ikinci 2. Abdülhamit'ten aldıkları denge politikasını yanlış anlamışlar. Bu denge politikası falan dedi bildiğin dengesizlik politikası. Yani bir sonuç elde edecekler mi? Edemeyecekler. Böyle değişik bir ortam oluşturuluyor. Sonucu da çıkmaz diye tahmin ediyorum. Bir yandan da yine Sayın Cumhurbaşkanı dün ne açıklama yaptı? Dedi ki Filios'ta doğalgaz üretimini artırdık. 2 milyon hanemizin Doğalgaz ihtiyaç buradan karşılanıyor. Tweet attı işte dün akşam. Ve işte enerjide tam bağımsızlık yolunda hızla ilerliyoruz vesaire. Aslında o da bir mesaj. Yani bu Biriks olayıyla entegre bir mesaj. Niye? Bu mesaj ne? Dipnot olarak düşelim de hafızalarda kalsın. Muhtemelen Avrupa'dan, Amerika'dan istediği sermayeyi bulamayan Erdoğan. Şu anda öz kaynaklarıma dönüyorum. Kendi enerjimi üreteceğim. Birikse gireceğim diye oraya dirsek göstermeye çalışıyor. İşte denge politikası diyorum ya. Ama günün sonunda bu dengesizlik politikası. Geçen hafta bizim doğal kaynaklarımız yok. insan emeğinden başka hiçbir evet, gücümüz yok. Tam diye. bir hafta önce çok evet. doğru söylüyorsun. Aynen cümlesi de senin söylediğin gibi. Belki sesini alçak çıkar diye tekrar edeyim. Bizim ne yazık ki komşularımız gibi doğal kaynaklarımız yok. Biz kendi iş gücümüzle dünyaya açılmak durumundayız. Diyen Erdoğan şu anda biz Filyos'tan işte 500 milyon metreküp mü tam sayı hatırlamıyorum üretiyoruz. işte 2 milyon hanenin ihtiyacını buradan karşılayacağız diye hava atıyor. Doğalgaz da var. Onu da söyleyeyim. Bu ülkede petrol de var. Doğalgaz da var. Altın da var. Bakır da var. Yani Artvin'de Cengiz Holding'e bedavaya peşkeş çektikleri bakır madenini bütün dünya biliyor. Ve bütün kimyagerler ve jeologlar da biliyor ki bakırın olduğu yerde altın olmama ihtimali yok. Bu ülkede altın da var, bakır da var vesaire. Burası ayrı uzun bir konu ona başka zaman gireriz ama Erdoğan bunları işine geldiği zaman çıkarıyor. İşine geldiği zaman yok sayıyor falan. Dediğim gibi dengesizlik politikası. yani Adını öyle koyabilirsiniz. Evet başkanım. FETÖ hareketli günler geçiriyor. FETÖ örgütü. FETÖ hareketli günler mi geçiriyor? Hareketsiz mi kaldı? Öldü mü kaldı mı belli değil. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? <laughs> evet dün bir yazı okudum ben de. Müesser Yıldız'ın yazısı. Bir iddiaya dayanarak işte FETÖ'nün uçağı bindirildi. Türkiye'ye geliyor diye bir iddia var. Diye bir yazısı var. Yani şöyle söyleyeyim. FETÖ ölse... Mezarın nerede olacağını hiç kimse bilmeyecek. Bunu ben baştan söyleyeyim. Bilinmeyecek yani. Bu konuda da iddialıyım. Kim gibi? Tarikat ve cemaatlere karşıyız diyen Sayın CHP'nin, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce Said Nursi Derneği'ni ziyaret ettiği, o, o cemaatin derneğini ziyaret ettiği Said Nursi'nin mezarının bilinmediği gibi mesela. Dolayısıyla bunların benzer yanları çoktur ben iki ihtimal görüyorum. Yani orada bir hareketlilik var. 2-3 ihtimal var. Bir tanesi ölmüş olabilir. Dolayısıyla bir karmaşa çıkmış olabilir. Bunu açıklayamıyor olabilirler. Çünkü açıkladıklarında örgüt üyeleri arasında bir problem ortaya çıkabilir. Örgüt üyeleri toparlanamayabilir. Bu bir ihtimaldir, masadadır. Veya örgüt başka bir makas değişimine girmiş olabilir. Söylem değişimine girmiş olabilir. Çünkü yeğeni miymiş neymiş bir işte evet. videoları çıktı, bir şeyler konuşuyor, bir şeyler anlatıyor falan. Yani dil daha farklı. Bugüne kadar 15 Temmuz'dan sonra kullandıkları dilden daha farklı. Daha 15 Temmuz'u işte yaptık ama hocanın haberi yoktu, yaptık ama yanlış yaptık gibi böyle bir ifadeyle konuşuyor. E Dolayısıyla belki makas değiştiler, onu bilmiyoruz. Türkiye'ye gelmesi, gelinip bir ada verilip eğer orada bakılacaksa hiçbir anlamı yok. E, bir terör elebaşının ama gerçekten bilgiler alınacaksa gerçekten yargılanacaksa gerçekten cezalandırılacaksa Türkiye'ye gelmenin gelmesinin faydası olur ama bu şekilde yargılanacak sorgulanacak bilgiler alınacaksa Amerika onu vermez. Çünkü Amerika verirken bence şart koyuyor. Öyle yargılama, sorgulama ben bu adamı kullandım. Bundan sonra öyle istediğiniz muameleyi yapamazsınız mı diyor artık. Böyle bir şey var ki Türkiye onları yaşıyor. Dolayısıyla dediğim gibi öldüyse de öldüğünü başta haber alınamayacak. Daha sonra öldüğü yavaş yavaş sindire sindire anlatılacak e, ama mezarı dahi bilinmeyecek. Dolayısıyla şu an ne olduğunu bilmiyoruz ama şunu güçlü bir ihtimal görüyorum. Öldüyse de ölmediyse de örgüt dil değiştiriyor, makas değiştiriyor. Farklı bir yapılanma ve farklı bir kurgu içinde çok bu bana bariz geliyor ben öyle görüyorum. İnşallah yöneticiler, yetkililer bu konuda uyanık olurlar, gözleri açık olur diye temenni ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünün edeyim. gündeminde bunlar vardı. Bir sonraki programda buluşmak üzere. İnşallah.